Yeni sezondan merhaba buralarım. Evet, gene şey gelmiş galiba, günlük ödülü al gelmiş. Bunu da alsak mı almasak mı bilmiyorum. Neyse alalım, her gün günlük seri sizin de aklınızda bulunsun. 50 bonus da 50 bonustur zaten. Yeni sezonun ilk günündeyiz. Bakalım oyuncumuz, takımımız geçtiğimiz sezon nasıl bir performans göstermiş? Casillas altın eldiven, Nesta yükselen yıldız, Tisigalco'da beklenen golcü. Gayet beklediğim şeyler de bunlar zaten. O yüzden çok da şey yapmadık. Tisigalco'da %15 en güzel golcü ödülünü kazanıyor. Pardon, %30 bitiricilik daha eklendi. Şeyler daha kazanmışız böyle. Arkadaşlarla muhabbetler. Bunlarla Discord'da devam edeceğiz zaten. Şimdi bakalım kupada, Şampiyonlar Ligi'nde nerelere düştük? Muhtemelen ligde de böyle bir yere düşeceğiz. O yüzden de arkadaşlar yeni sezon lig videosu çekmeyeceğim. Sadece bugün pazar olduğu için pazar günü böyle bir video çekeceğiz. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Kupada nerelere düştüysek, hangi rakiplere düştüysek genelde şeyde de zaten ligde de bunların şeyine düşeceğiz, karışımına düşeceğiz. Şu anda 100 civarındayım. 115 bir tane gözüme çarptı sadece. 110 da var. Evet, hemen hemen denk düşmüşüz gibi. Çünkü ben yüzüm, hatta altyapıdan gelen oyuncuları da imzaladıktan sonra gene 120'lere düşerim ama şu anda hep 100-110'luk takımlar var. Öyle çok güçlü bir takım yok. Muhtemelen ligde de bunlarla eşleşeceğiz. Ortalama genelde böyle oluyor. Çok fazla bir değişiklik olmuyor. Kupadaki karışımla veya Şampiyonlar Ligi'ndeki karışımla beraber eşleşebiliyoruz. Sizin şu anda bulunduğunuz kupada, Şampiyonlar Ligi'nde en güçlü rakibiniz kim? Onu da yorumlarda yazın arkadaşlar. O da böylelikle seviyenizin ne olduğu daha da önemli olacaktır. Yani hangi seviyedesiniz ve en güçlü takım kim? Yeni sezon lig videosu çekmeyeceğim. Çünkü bugün pazar olduğu için ve çayınızı yudumlarken siz bu videoyu izleyin diye. Yalnız baya baya güçlü rakipler de varmış yani. Yani bu sezon gene çekişmeli bir şey beni bekliyor gibi. En azından keyifli olur diye düşünüyorum. Bakalım, yani çok zor ya, bunlarla denk bir lige düşeceğim eminim. Kupada işimiz zor. Şampiyonlar Ligi'nde gene. Şampiyonlar Ligi'ni unutalım şimdiden. Kesinlikle hiç gerek yok. O 148'lik zaten. Onu oraya koydularsa tamam. Yani bu arkadaş hepsini siler, süpürür. Alır gider. Şampiyonlar Ligi denen ay. Ligde de muhtemelen çok bir şey. Bakalım nasıl bir lige düşeceğimize bağlı tabii ki. Kadromuza bakalım. Şu anda 100 gücündeyim tam olarak. Hemen altyapıdaki oyuncularla imzalayalım. Daha çok şu kontrata bakıyorum. Maaş kısmı çok önemli. Aldığı maaş ne kadar yüksekse oyuncu o kadar epil efil oluyor. Evet, hepsi hemen hemen 54,4 almış. Bunlar çok mühim değil. Hatta şu mühim, bunu oynatacağım çünkü. Mesela bu 54,3 almış. Evet, bu arada sözleşmesi biten arkadaşlar oyuncuları da sezon sonu imzalamayın. Gelecek sezon imzalayın ki 3 sezon daha kazanmış olursunuz böylece. Kadro doluymuş. Şimdi biz 100 gücündeyiz. Şu orta saha oyuncularımız, yeni orta saha oyuncularımızı oyuna koyduğumuzda ne oluyoruz? 110 olduk. Henry'yi de oyuna koymamız lazım. Şöyle yapsak. 112. Evet. Biz ortalama 112 gücündeyiz.
idare eder. Yani gene yüz çoğu gördüğüm kadarıyla kupalardaki falan çoğu hepsinden gayet iyiyim. Yani belki kupa gelebilir ama Şampiyonlar Ligi çok zor. 148'lik bir rakip var. Ligde de nasıl bir eşleşmeye düşeceğime bağlı. 77. seviyedeki sezonun ilk günündeki havadisler bu şekildeydi arkadaşlar. Siz nasıl eşleşmelere düştünüz? Rastladığınız en güçlü rakipler kim? Bu sezon yeni lig videosu çekmeyeceğim. Bu yüzden siz de bu şekilde ortalama bir lige düşeceğimize eminim. Dostluk Kupası'ndaki arkadaşları, şampiyon olan dayıyı tekrar tebrik ediyorum. Adaş'ı da tebrik ederim. Emrullah Şahin, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Kendimi de tebrik ediyorum. Dördüncü oldum, aferin bana. Herkese iyi sezonlar arkadaşlar. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler, iyi sezonlar. Kalın sağlıcakla.